Evet sevgili seyirciler, bir sükuttan değerli söz daha paylaşıyorum sizinle. Denis Diderot demiş ki, yanlış yola girdiğinde hızlandıkça daha da kaybolursun. Şimdi bu hakikaten aslında hem günlük hayatımızda, hem ticari hayatımızda, hem tahsil hayatımızda bize rehberlik edebilecek bu güce sahip bir sözdür. Buna inanıyorum ben. Hakikaten buna dikkat etmek lazım. Eğer yanlış bir yola, yani şöyle diyelim, mesela İstanbul'dasınız. Eğer siz Tekirdağ'a gitmek istediğiniz halde eğer Konya arabasına binmişseniz, siz Konya arabası da ilerledikçe, Konya arabası, siz de onun içindesiniz, siz Tekirdağ'a daha çok uzaklaşıyor olacaksınız. Ve hızınız arttıkça, otobüsün hızı arttıkça daha da uzaklaşıyorsunuz siz gitmek istediğiniz yerden. Burada tabii buna nasıl bağlayacağız? Mesela tahsile bağladığımız zaman, şimdi eğer kişi aslında ressam olmak isterken bir ticarete atılıyorsa ve ticarette atıldığında da başarılı olduysa, her açtığı o müessesesinin veya firmanın yeni şubesi onu ressamlıktan daha çok uzaklaştırıyor. Çünkü daha çok yük getiriyordur. Veya şiir yazmaktan, roman yazmaktan, edebiyatla uğraşmaktan hoşlanan birisi her açtığı yeni fabrika onu roman yazmaktan o kadar uzaklaştıracaktır. Veya işte parayı önceleyen eğer bir hedefi varsa onun da bu sefer firmasıyla ilgilenmeyip başka şeylerle ilgilendikçe o hedefinden daha çok uzaklaşacaktır. Şimdi burada işte Denis Diderot diyor ki yani bize aslında bir uyarıdır bu. Yanlış yola girmişsek, burada demek buna dikkat etmemiz gereken nokta budur. Çünkü yanlış yola girildiğinde hızlandıkça daha da kaybolursun diyor Denis Diderot. Eğer hedefimizden uzaklaşmamak ve kaybolmamak istiyorsak, demek ki yanlış yola girdiğimizi daha yolun başlarındayken fark etmeli ve irca etmeli, rücu etmeliyiz. Yani hukuki deyimlerle, hani eski deyimler, Osmanlıca deyimle, yeni deyimle geri dönmeliyiz. Aksi halde o davranış tarzımızda devam ettikçe biz o hedefimizden daha çok sapacağız ve daha çok uzaklaşacağız ki bu bizim de herhalde istediğimiz bir şey değildir. Bu da bu Deniz Diderot'un bu sözünde sevgili seyircilerimizin hayatlarında daha dikkatli olmaları açısından bir farkındalık içinde yaşamalarını arzu ettiğimizden dolayı paylaştık bugün sevgili seyircilerimizle.